Karma testler test 3 birinci soru. Parçada altı çizili bölümlerin hangisinde divan edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Arap Fars edebiyatı örnek alınmış, Kur'an, hadisler, tasavvuf ve musikiden yararlanılmıştır. Söz sanatlarına yer verilmiş, estetik güzelliği önemsenmiştir. Ama divan edebiyatı sanatçıları halka hitap etmek amacıyla kaleme almamıştır eserlerini. Onların amacı sanat için sanat yapmaktır. Buradaki bilgi yanlışı 3'ten kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuzda hangisi divan edebiyatı için söylenemez? Nazım ağırlıklı bir edebiyattır, soyut bir edebiyattır. Secilere yer verilmiştir. Seci, düz uyak, şiirde, şiir haricinde düz yazı içerisindeki uyak da arkadaşlar. Arapça, Farsça sözcükler kullanılmıştır fazlasıyla. Osmanlıca'dan yararlanılıyordu. Mazmunlara yer verilmez değil, tam aksine arkadaşlar. Mazmunlardan yararlanılmıştır. Mazmunlar hatırlarsanız kalıplaşmış sözdü. Sevgilinin boyu yerine selvi ifadesini kullanılması, kirpik yerine ok ifadesini kullanılmasıydı. Bunlardan fazlasıyla yararlanıldığı için cevabımız E'dir. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Karagöz oyununun bölümünde Hacivat ve Karagöz tartışır ve Hacivat, yıktım perdeyi eyledim viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. Arkadaşlar, mukaddime giriş bölümüdür. Burada da giriş bölümünden bahsettiği için cevabımız B'dir. Dördüncü sorumuzda, yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinde yer almaz? Safahat, Hakk'ın Sesleri, Asım ve Gölgeler. Safahat'ın bölümleridir. Fatih, Safahat'ın bölümleri içerisinde yer almaz. Cevabımız E'dir. Karma testler test 3, 5. soru. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sözcük oyunlarına yer vermiş, ironik bir dille soyut şiir yaratmış, Zaman ve Tanin gazetelerinde çevirmenlik yapmış, Dünya Kaçtı Gözüme, Çiçekleri Yemeyin şiirlerini kaleme almıştır. Burada bahsedilen sanatçımız arkadaşlar Özdemir Asaf'tır. Cevabımız A'dır. Karma testler test 3, 6. soru. Yukarıdaki Cumhuriyet dönemi şiir anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır? Baktığımızda arkadaşlar 3'e ve 5'e dikkat edelim. Garip şiirinde çağrışımlara yer verilmiş söz sanatlarından yararlanılmıştır diyor. Garip şiirinde söz sanatlarından kaçınılmıştır arkadaşlar. Günlük bir dil kullanılmıştır. Beşincide de milli edebiyat anlayışını sürdüren şairler yalın dil kullanmaktan kaçınmıştır değil, kaçınmamıştır. Aksine milli edebiyat unsurlarından bahsettikleri için, güncel olayları anlattıkları için olabildiğince yalın bir dil kullanmışlardır. Cevabımız 3 ve 5'tir arkadaşlar. 7. sorumuzda bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Galatasaray Lisesi'nde okuyan sanatçı Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucularındandır. Bu yönüyle çok fazlasıyla çıkar arkadaşlar. Bir de Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşılık Kin adlı şiiri yazması. Burada bahsedilen sanatçımız Fecrati sanatçılarından Emin Bülent Serdaroğlu'dur. Cevabımız C'dir. 8. sorumuzda Fecrati topluluğunun dağılması aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz? Arkadaşlar A, B, C ve D'ye dikkat edelim. Bunlar topluluğun dağılması için bağlanılabilecek sebeplerdir. Verilen eserleri beğenen kimsenin olmaması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu yüzden cevabımız E'dir. 9. sorumuza baktığımızda arkadaşlar, Halide Edip Adıvar'a ait birinci gruptaki eserler ikinci gruptaki türlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Dağa Çıkan Kurt öyküdür. Kenan Çobanları oyundur. Maske ve Ruh oyundur arkadaşlar. Mor Salkımlı Ev anıdır. Tatarcık romanıdır. Bunu eşleştiremiyoruz. Cevabımız 5'tir. 10. sorumuza baktığımızda
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Milli Edebiyat'ın kurucularından, genç kalemlerdeki yazılarıyla ünlendiğini söylemiş, Türk Edebiyatı'nda Mopsant tarzı öykünün temsilcisi olduğunu söylemiş arkadaşlar. Hatırlarsanız Mopsant tarzı öykünün temsilcisi edebiyatımızda Ömer Seyfettin'dir. Cevabımız A'dır. 11. sorumuzda parçada eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'indir. Zehra Nabizade Nazım'ındır. Cezmi Namık Kemal'e aittir. Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai'nindir. Şemsettin Sami'ye ait bir eser verilmemiş arkadaşlar. Cevabımız B'dir. 12. soruya baktığımızda yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Servet Fünun topluluğuna katılmayan sanatçı sade bir dille toplumsal konuları ele almıştır. Eserlerinde sohbet havası esen sanatçı Şehir Mektupları, Eşgali Zaman, Muharrir Buya. Önemli eserleri arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Servet Fünun topluluğu dışında kalan Hüseyin Rahmi Gürpınar'la Ahmet Rasim'dir. Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarıyla ön plana çıkmış, öyküleriyle ön plana çıkmış. Ahmet Rasim de düz yazılarıyla, sohbetleriyle öne çıkmıştır. Cevabımız E'dir.